Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese selamlar, ben Duygu Atakan. Benim Hikayem podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konukları İkilem grubu. Gerçekten benim büyük bir zevkle zamanında da çaldığım, dinlediğim, bayıldığım gruplardan birisi. Son dönemlerde özellikle son 5-6 senedir gerçekten hani böyle gruplara baktığımız zaman iyi bir ivmeyle yukarı doğru gidip hiçbir şekilde hit bir şarkı çıkardıktan sonra düşmeyen bir ivmeleri var aslında onların. Şu anda karşımda Serhat ve Uğur var. Hoş geldiniz gençler. Yani yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor hayat. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ediyorum canım, gayet iyiyim. Sıkıntı yok, çalışıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz işte, ne yapalım? Aynı herkes gibi uğraşıyoruz. Sizi dinliyoruz. Yani gerçekten yine yepyeni şarkı da çıkardınız bana. Sonra bir şey soracağım. Acaba size sormasam da yollara mı sorsam soruları? Ne dersiniz? Doğru olur mu? Bence yollara sor ya. Bizi boş ver. Bizi boş ver. Sizi boş vermeyeyim. Yolları da boş vermeyeyim de şunu soracağım. Şimdi tabii ki senelerdir sizi dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Bu çok zor bir şey. Bir hit şarkı çıkardıktan sonra gerçekten bu ivmeyi yakalamak sanatçılar adına oldukça zor bir şey. Bir sebebi vardı, biz aslında Türkiye sizi tanıdı. Ama daha öncesi de vardı sizin kariyerinizde. Bir sebebi vardan sonraki, daha doğrusu öncekini önce bir dinlemek istiyorum. Çünkü sonuçta orada bir böyle emek var ve bir türlü aslında belki de istediğiniz seviyeye gelememe durumu vardır diye tahmin ediyorum. Doğru mu yanlış mı Uğur Serhat? Şöyle bir kısmı doğru, bir de bir kısmı şöyle ki öyle değil. Müziğin başka dallarında biz emek veriyorduk. Şöyle ki dizi, belgesel, reklam müzikleri üstüne senelerce çalıştık. Uğur hala aktif olarak da tek başına devam ediyor şu an. O dönem öyle bir yoğunluk vardı ki sen de çok iyi bilirsin. Çok enteresan bir yoğunluk oluyor orada. Yani besteye, söze, müziğe, böyle başka şeylere çok da zaman kalmıyordu. Öyle bir dönemdi. Orada bir sıkışma yaşadık. Özellikle ben. Sonra zaten şarkılar da böyle minik minik telefona kaydetme, yok şu oraya buraya nota alma sözleri falan derken bunlar böyle büyüdü ve artık dedik ki neden kaydetmiyoruz bunları? Özellikle Uğur dedi. Ve ondan sonra stüdyoya girdik. Stüdyoya girdik ve birkaç şarkı kaydettikten sonra ilk şarkımız Zamansız Şarkılar. Evet. Yani şeyden önce bir sebebi var, o patlamasından önce. Ve pandemi hemen başladı zaten o dönemde. Biz de hiç beklemeden ne olur ne biter, öyle bir korku yaşamadan direkt ilk şarkımızı yayınlamıştık. O dönemden sonra Avrupa Müzik'le çalışmaya başladık ve Avrupa Müzik'ten çıkan ilk şarkıda Bir Sebebi Var oldu. Şarkı da çok müsaitti zaten. Evet. Çok büyük kitlelere ulaşmasında. Evet. O dönemin öncesi tabii ki de var. Hem stüdyo aşaması var, hem kayıtlar var, hem bir dört duvarda ne olacak ne bitecek sorgulaması var kendi kendine, hesaplaşma gibi. Tabii ki sancılı dönemler ama baktığımızda o da çok eğlenceli ve çok özlediğimiz dönemler olarak da diyebiliriz. Yani kariyerin başlangıcı aslında çok böyle emek isteyen ve insanın da ne bileyim böyle işte ekmek soğan yedik o dönemlerde falan. Sizin için bu geçerli değil ama hani çok zengin olan insanlar belli bir zaman sonra büyük bir yere geldiklerinde, ünlü olduklarında ya da çok zengin olduklarında derler ya hani, ya var ekmek soğan yiyorduk ama çok mutluyduk kafası var ya. Orası da belki de sanatçılar için odur. Uğur'a şunu sormak istiyorum ben. Şimdi sizin hikayeniz olduğu için aslında teker teker de sorup Uğur'u da sonuçta dinlemek istiyorum Serhat. Hani bu dizi ve müzik işini yaparken ne oldu da Uğur bir anda hadi artık ya biz bunları kaydedelim dedi Uğur'cum? Duygucum orada aslında şöyle bir kırılma oldu. Az önce dediğim bu soğan ekmek yedik muhabbeti tabii bizde de oldu. Uzun süre çok farklı stüdyolarda başka aranjörlerin yanında başkalarının stüdyolarında çalıştık. Sonra kendi stüdyomuzu açtık. Ama çok yeterli bir şeyimiz yoktu o noktada. Ekipman olarak özellikle. İşte pandemiden önce artık aslında hazırdık. Yani hem donanım olarak, birikim olarak abi biz bunu yapabilecek her şeye sahibiz. Neden yapmıyoruz diye ben Serhat'a sordum. Çünkü benim de hep içimde ve aklımda bir şeydi o. Yani Serhat çok güzel besteler yapıyordu. Ama işim bu dizi film müzikleri tarafından koptu. Yani bırakmak istiyorum, ben yapmayacağım bu işleri. Neden çok peki Uğur? Neden öyle bir şey söyledi? Maddi olarak mı yoksa hani artık sıkıldı Yok, mı? Yok maddi olarak değil. Bence tamamen biz de kendi aramızda onu çok konuştuk. Hatta ben gitmesin diye de çok uğraştım. Ama
çok bence mental bir yorgunluk oldu. Çünkü çok stresli ve şey böyle işte revizesi ayrı ders, müşteri ayrı ders, ajans ayrı ders. Biliyorsun o işlerin evet, ne kadar şey kompakt olduğunu. O yüzden hadi abi kendi şarkılarımızı kaydedelim dedik ve stüdyoya çok hazır girdik. Bence bu arada iyi ki beklemişiz diyorum. Çünkü gerçekten içimize sindiği noktada her şeyle kendimiz ilgilenmeye çalıştık. Ya her şey bir zamanı var. Doğru zaman. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini In Street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? In Street'le tarzını yansıt. Her şeyin bir zamanı var. Her şey zamanını bekliyor. Çiçek bile zamandan önce açmıyor. İyi ki sizler gerçekten hani karşımıza çıktınız ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında son dönemlerde biliyorsun son bir 5-6 senedir diyelim. Öncesi de var tabii ki ama bir trap ve rap furyası var. Doğal olarak yani hani bir başka bir dala gitti ama siz orada pop rock, alternatif pop rock gibi bir alan açtınız. Bu çok önemli bir şey. Aslında bir hepimizin özlediği bir sound vardı ve siz o sound'u çok güzel sözlerle bezeyerek bizim gönlümüzde taht kurdunuz. Ve gerçekten büyük bir hitin sonrasında tekrar hit çıkarmak hep bir baskıdır böyle sanatçılarda. Siz o dönemde bir sebebi var. Çok yüksek, çok yükseldikten sonra konserler verirken hiç şunu düşündünüz mü Uğur ve Serhat? Ya Uğur, Serhat biz çok büyük bir şarkı yaptık. Bundan sonra acaba buralara çıkabilecek miyiz gibi bir algınız oldu mu? Yoksa her zaman çok emindiniz ve hazır mıydı şarkılar? Ya şöyle, bu arada o tabii ki hissedilir noktada özellikle çevremizden de biz ikimiz kendimizi o şeyden, o psikolojiden soyutlamayı biraz gayret ettik ama bu kaçınılmazdı yani. Onu düşünmek zorundaydık. Çünkü böyle bir beklenti vardı herkeste. Bunun tersi bir beklenti de vardı. İşte abi bir şarkı yaptılar, onun devamı gelmez diyen de çok oldu. Ayıp ya. Kardeşim evet. Yapmayın ya. Şöyle yapmayın işte. Evet. O biliyorsun zaten biliyorum. Kaçınılmaz yani bu iki sonuç. Ama orada biz kendimizi hep şöyle telkin etmeye çalıştık. Abi biz bu işi patlasın patlamasın diye yapmadık. Biz bunu yapmak istediğimiz için, içimizden geldiği için zaten pandemide çıkarmamızın sebebi de buydu. Yani hani biliyorsun o dönem herkes beklemeyi tercih etti haklı evet, olarak. Evet, durdu herkes. Ama hani senin az önce dediğin söz çok doğru yani. Her şeyin bir vakti var. Bizim de hiç öyle bir çekincemiz de yok. Direkt pandemide yayınladık ve o zaman mesela patladı zaten şey. Bir sebebi var. Onu hissederken biz sadece İkimiz kendimizi o noktada sakinleştirmeye çalıştık. Olmasa da bir sonraki şarkı bu kadar büyük bir kitleye hitap da etmeyebilir. Burada bizim için devamlılık en önemli şeydi. Yani üretimin devam etmesi. Yerimizde saymayalım. Üretmeye devam edelim. Hala da öyle düşünüyoruz bu arada. Evet, ama Serhat Kaybolurum Gülüşünde ile geldi. Abi ben böyle bir şarkı yaptım diye. Ben de hiç düşünmeden abi biz bunu hemen kaydedelim ve yayınlayalım dedim. O da çok şükür şey olmuş oldu. Yani hani devam tamam oldu. Abi evet devam oldu. İkilem galiba yapıyor bu işi dedi insanlar. Artık anlamışlardır ya yaptığınızı. Kaç şarkıdan sonra anlamışlardır. Peki şunu soracağım. Şimdi İbrahim Erkal'ın Hürmet abimde, Saygı abimde yani. Siz burunda tütüyorsunuz söylediniz. Ve gerçekten çok ayrı bir tarz oldu. Yine sizin tarzınız ama. Hani hepimizin aslında o dinlediği bambaşka şarkıdan başka bir şarkı yaratılmış, yapılmış. Ama sizin böyle içinizde kalan ya bir şu tribute abimde de biz olsaydık ya iyi olurdu ve şu şarkıyı söylesek hoşumuza giderdi dediğiniz bir tribute albüm var mı Serhat? Şu an düşünüyorum. Tabii ki var. Bir de şöyle ki var. Sadece sahnede besteleri çalmıyoruz. Takdir edersin ki coverlar da evet, çalıyoruz. Öyle. Oradan da çok sevdiğimiz şarkıları çalıyoruz. Şeyi düşünüyorum şu an. Müslüm Gürses tribute çıktı mı? Var mıydı öyle bir şey mesela? Aa, ben hatırlamıyorum. Var mı Müslüm? Evet, yapılmadı. Ben bir ara şeyi duydum bu arada ben de. MFÖ'nün böyle bir şey galiba yapılacakmış. Harika. Ben mesela kişisel olarak da olsak ne güzel olurdu derdi. Ama Müslüm Gürses de olmuş olsa ne güzel olurdu. Mesela Seni Yazdım çalıyoruz biz sahnede. Çok isterdik öyle bir şeyi tabii ki kayda ulaştırmayı veya tribütün içinde bulunmayı. İlk aklıma gelen oldu şu an. Peki şey soracağım. Tribüt olmasa bile siz mesela Seni Yazdım kalbimeyi siz yine bunu coverlayabilirsiniz aslında. Durma sebebiniz var mı? Tamam bu podcast'te şey olsun mu o zaman? Söyle. Olsun mu? Hadi söyle. Neymiş o? Aynen öyle. Kurdeleyi keselim mi ya?
yani. Kes kurdeleyi. Tamam. Şimdi biz bir EP'nin tam ortasındayız. Evet. İkinci şarkı bana sorma EP'nin. Üç ve dördüncü şarkısı da gelecek. Evet. Ve EP tamamlanacak. Süper. Ondan sonra bir cover projemiz var. Tamam. Ama hala görüşmeler sürüyor. Yani çok büyük bir konuşmayayım ama Müslüm Gürses cover'ı gelecek gibi gözüküyor. Vay, tüylerim diken diken oldu, yemin ediyorum şu anda ya. Çok seviyorum sizi. Yani kişisel olarak da gerçekten çok iyi adamlarsınız. Yani iyi insan olmak, iyi adam, iyi kadın olmak çok önemli bir şey bizim sektörde. Çok olabilen bir şey değil. Vefa ayrı bir şey. Ve sizi böyle çok başarılı gördükçe mutlu oluyorum. Yüzüm gülüyor. Yani hani şey gibi geliyor bana böyle. Evet abi, ya bu adamlar çok uğraştı ve çok doğru iş yapıyorlar. Ve iyi insanlar bunlar. Sen de onların yolunu açtın, daha da koşmalarını sağla diye dua ediyorum. Yemin ediyorum. Annelikten mi oluyor bu? Neden oluyor? Bilmiyorum ya. Çok, ben sizin adınıza niye bu kadar mutluyum arkadaş ya? Çok acayip değil mi? Hoşuma gidiyor yani. O yüzden hep iyi yerlerde görmeyi istiyorum sizi. İkinizi de aynı şekilde. Peki bir şey soracağım. Aslında böyle şeyler çok sorulmaz grupları ama hep böyle düşünülür. Çünkü hep bir böyle şey vardır. Grup ya da işte ne bileyim işte. Ama anlayacaksınız söylediğim zaman. İkinizden birisi. Ya arkadaş ben sıkıldım. Ben artık bu işi yapmak istemiyorum derse. Tepkiniz ne olur birbirinize? Yani Uğur gelip bir gün dese ki Serhat. Ya Serhat ben vallahi yıldım artık ya bu sektörden. Sürekli git gel, yok işte şarkı çıkar, onun stresini yaşa, ben bırakacağım dese sen ne dersin? Ve Uğur bunu sana söylese Serhat, sen ne dersin? Güzel. Ayrı ayrı cevaplar alacağım. Evet, galiba. Aynen. Uğur bana böyle bir şey söylese, önce bir çay yaparım kendisine sakinleşmesi için. Ondan sonra gel oturalım derim, dışarı çıkalım derim, bir şeyler yiyelim derim. Bir tatlı ısmarlarım kesin. Şekeri falan yükselsin, bir şey olsun diye. Okey. Ama gel gör ki mesela ben az önce konuştuğumuz Uğur'un anlattığı bu reklam müzikleri hikayesinde ben böyle bir şey yaşadım. Yani bunu yaşadık zaten. Evet. Ve ben vazgeçtiğimi söyledim. Tabii ki de çok üzücü olur ama insanlar kendi fikirleriyle yaşarlar, düşünceleriyle yaşarlar. Ve buna da saygı duymaktan başka hiçbir çarem yok. Evet. Uğur da böyle bir şey derse ne bileyim önüme bakmaya çalışırım, yoluma bakmaya çalışırım. Ama tabii ki de üzücü olur. Bu evet. Ayrı bir konu. Aynen. Peki Uğur, Serhat böyle bir şey söylerse ne dersin? Ki vallahi bu aslında arada, da iki kere. Ben de bu arada Serhat'ı sakinleştirmeye çalışırım. Rahatlatmaya çalışırım kesin. Çünkü bilirim yani 3 aşağı 5 yukarı neden böyle bir karar verdiğini anlamaya çalışırım. Ama şimdi biz iş dışında da gerçekten çok kocaman bir aileyiz. O noktada zaten çok şey bir bağımız var. Serhat'la derin bir bağımız var. Ben mesela bırakacağımı düşünsem hiçbir zaman aslında bırakmam. Şöyle olabilir. Ya abi ben şunu yine beraber yaparız ama işin bu tarafı beni artık çok yordu ve stresliyim deyip belki şey yapabilirim. Yani, olmasın tabii böyle bir şey de yani sonuçta. Evet. Ama tabii ki çok yeni başladık. Bir de hakikaten çok keyifli. Keyifli olduğu kadar stresli ve yorucu olduğu yerlerde çok fazla var. Bu noktada zaten iki kişi olmamızın çok ciddi bir avantajı var. Yani birbirimizi bu noktada yüklerini aldığımız çok fazla şey var. O yüzden eskiden de bence sütten ağzımız yandığı için şu an fazlasıyla üflüyor muyuz? Ventilatör tutuyorlar bence. Aynen. Yani bir daha öyle bir şey yaşamayalım diye gerçekten çok böyle inciğine boncuğuna kadar irdeleyip yaptığımız çok fazla seçim oluyor. O yüzden ben çok sanmıyorum ya. Daha... Olmasın zaten. Ben sadece afaki bir şeyden bahsediyorum. Peki şimdi bir EP'nin tam ortasındayız dediniz. Yani 4 şarkılık bir küçük albümden bahsediyoruz biz aslında. Dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde biraz da anlatırsak. Peki bu dönemde böyle 10-12 şarkılık albüm sizce delilik mi? Yani evet herkes öyle diyor ama mesela ben çok dinliyorum yani. Mabel Matiz'i açtım, dinledim mesela. Çok da güzel, çok da cesur bir hareket benim için. Belki de birçok insan için. İnsan o günleri özlüyor. O dönemleri biz de sonundan yakalamış insanlarız. Albüm döneminden bahsediyorum. Herkesin hayali bir albüm çıkarmak. Biz de böyle bir mini albüm çıkardık. Bu da hayalimizdi. Belki ileride gerçekten de çok büyük bir albüm
albüm gerçekten tamamıyla albüm yani hiç EP falan demeden sadece albüm çıkarmak tabii ki de ister insan yani. Bu müziğin içinde bulunan insanlar için, sanatçılar için çok özel anlar bunlar. Evet. Albüm kartoneti olsun işte atıyorum yani bütün her şeyi o eski dokuya ait her şey çok değerli geliyor bize. Kimileri için hiçbir şey ifade etmese de şu an. Bir çeşit kendi iç şey diyelim, rahatlama diyelim ona. Ben çok saygı duyuyorum şahsen. Peki şunu soracağım son olarak, çok tutmak istemiyorum sizi aslında, çok teşekkür ediyorum bir kez daha ama bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü hem söz yazıyorsunuz, beste yapıyorsunuz, sonuçta işte aranjesini yapıyorsunuz, düzenleme yapıyorsunuz, her şeyi siz yapıyorsunuz. İkinizin de ya keşke son dönemlerden bahsediyorum ama eskilerden değil. Ya şu şarkıyı keşke biz yazsaydık, biz yapsaydık deyip böyle gıptayla ya da imrenerek demeyeyim ona ama saygıyla baktığınız bir şarkı var mı? Şu şarkıyı biz yazsaydık güzel olurdu be Duygu dediğiniz bir şarkı var mı? Ya aslında bir şarkıdan ziyade ben şöyle onu genelleyeyim daha şey bir net bir cevap olur. Ben mesela yani Serhat da zaten öyle de kişisel olarak mesela hani böyle ya vay be bu adam bunu nasıl yapıyor? Keşke ben de öyle yapabilseydim dediğim yani kişi benim Mazhar Alanson mesela. Çünkü hani şarkı gibi de değil. Mesela sözlerini okuduğumda onun aslında ne kadar derin ve büyük bir şair olduğunu da görüyorum. Ve yani o kelime seçimleri, söz seçimleri, onları bağlaması, o hikayeyi oradan kurması. Ya bana böyle şey geliyor. Başka bir gezegenin adamıymış gibi geliyor hala dinlediğimde. Ya onun birçok şarkısını ben yazmak müziklemek isterdim mesela. Ay valla yani siz de çok güzel yazıyorsunuz. Yani bana sorma yollara sor. Yani son şarkı. Peki şeyi sorayım. Bana sormadan sonra çıkacak şarkının bir tarihi var mı? Çok yeni biliyorum ama hani bir rutine oturttunuz mu diye sorayım. Tamam, bu da sana şey olsun. İlk yayının sürprizi. 19 Ocak'ta Vazgeçtim Kendimden şarkının ismi. 19 Ocak'ta geliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. İnşallah o da bol bol milyonlarca dinlensin. Şarkılarınızı milyonlarla söyleyeyim. Ben böyle Instagram'da sizi göreyim. Sırıta sırıta fotoğraflarınızı, videolarınızı beğeneyim. Mutlu olayım sizin için. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Son olarak bizi dinleyenlere ne söylersiniz? Vallahi seni dinlemeye, bizi dinlemeye devam etsinler. Bu arada bize başından beridir gerçekten çok teşekkür ederiz. Hem çok sıcak hem de bu bahsettiğin az önceki iyi dileklerini her fırsatta belli ettin. O yüzden senin ilk yayınında olmak bizim için çok büyük bir keyif ve onur aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bütün dinleyenlerini çok sevdiğimizi söylüyoruz. Onlar da sizi çok seviyor. Serhat, Uğur, ikiniz de kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni şarkınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti.